Kendimi inanılmaz rahatlamış, nostalji yapmış ve arınmış hissediyorum. Bunca yıl sonra oynadığım bir oyunun beni bu kadar rahatlatabileceğine inanmazdım ya. İnanmayı geçtim yani, beklemezdim de. Oğlum nasıl mis gibi oldum var ya, yani pür pak oldum, stresi falan her şeyi unuttum. Şimdi bana böyle pozitif etki yapan oyunun ne olduğundan bahsedeceğim. Fakat bu oyunu nasıl bulduğum asıl bu maceranın konusu. Hani oyun bir anda böyle aklıma gelmedi, düşmedi yani. Bir şekilde bu oyuna yollarımız kesişti. Ama nasıl? Bölüm 1. Oynayacak oyun bulamadığınızda ne yaparsınız? Türkiye'de PC sahibiyseniz bir şekilde Game Pass'in adını duymamış olma ihtimaliniz yok diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de bir PC oyunu erişmenin en ucuz ve rahat yolu PC Game Pass sistemi. Daha önceki videolarda da sık sık adını andık, sık sık övdük, sık sık bahsettik. Yani inanılmaz uygun bir fiyat karşılığında 100'den fazla PC oyunu erişebiliyoruz işte. Aylık ücret veriyorsun abi, onlar da kütüphanedeki tüm oyunlara sınırsız erişim veriyorlar. Şimdi benim bu sisteme tahminimce aşağı yukarı bir yıldır üyeliğim bulunuyor. Ve bugüne kadar da bir dolu oyun oynadım ben bu Game Pass üzerinden. Ya böyle çok beklediğim bir oyun ilk günden Game Pass'e geliyor, direkt girip oynuyorum Game Pass sayesinde. Misal Halo Infinite'i öyle oynadım, Age of Empires 4 de öyle oynayacağım. Forza Horizon 5 de öyle oynadım. Hani daha pek çok oyun böyle ilk çıktığı günden Game Pass'e geliyorlar. Siz de zaten Game Pass üyeliğiniz olduğu için pat diye oynuyorsunuz. Bu Game Pass'i kullanma amaçlarımdan bir tanesi. Fakat bazen abi böyle oynayacak bir şey bulamıyorsun ya. Hani diyorsun ki ya yeni bir oyun çıkmadı. Zaten halihazırda oynadığım oyunlar bitti. Ne oynasam ben diye böyle düşünüyorsun kendi kendine. Bana da her ay bu bir kere oluyor ve ben de her ay Game Pass'e girip bakalım ne eklenmiş, ne oynayabilirim diye geziniyorum. Bazen böyle kaçırdığım veya tekrar oynamak istediğim bir şey de oluyor. Game Pass'e görünce aklıma geliyor. Ha diyorum, bak bunu oynayayım ben. Bak mesela ne oldu biliyor musun? Geçen Alan Wake 2 duyurulmuştu ya, görmüşsünüzdür. İlk oyunu seven çoktu. Ben de severek oynamıştım. Ama bu ilk oyunun ardından Alan Wake için çıkan bir ek içerik vardı. Alan Wake America's Nightmare diye. Bak mesela ben bu ek içeriği zamanında oynamadım. Ve Game Pass'te olduğunu görünce direkt yapıştırdım abi. Aklımda olan bir oyun değildi ama bazen işte görünce aa ben bunu oynarım diyorsun ya işte. Tam olarak öyle oldu. Oyunu indirdim, açtım ve oynamaya başladım. Açıkçası Alan Wake'in genel hikaye anlatım tarzını seven biriyim. Bir yazarı üretiyorsunuz aslında. Alan Wake bir yazar. Ve ürettiği, hayal ettiği şeylerin gerçek dünyada olduğunu görünce ne oluyor burada kardeşim diyen bir yazar. Alan Wake'in böyle hikaye altyapısı biraz Stephen King esintileri taşıyor. Hoşuma gidiyor benim. Oynanış kısmında da aksiyon odaklı bir oynanış var. Macera oyları da var ama asıl olay aksiyonda. Orada böyle ışık tutuyoruz düşmanları. Işıkla beraber düşmanların üzerindeki karanlığı kaldırıyoruz ve sonra da silahla öldürüyoruz. Öyle günümüz oyunları kadar şatafatlı bir aksiyonu yok ama hoş bir aksiyon macera oyunu arıyorsanız, azıcık da korku dozu olsun istiyorsanız bakabilirsiniz Alan Wake'e. Ve America's Nightmare'a tabii. Korku dozu dedim ama çok beklentiniz olmasın, böyle bir korku oyunu diyemem. Hatta hiç korku değil bence yani, sadece havası var içeride. Ya bana sorarsanız Alan Wake yani insanı korkutmamak için elinden geldiğince çaba harcıyor. Mesela oyunu oynarken abi ne zaman düşman çıkacağını biliyorsunuz. Çünkü ekrana her düşman girdiğinde oyun bunu gösteriyor. Bak şu an düşmanlar geliyor diyor. Son düşmanı her öldürdüğünüzde de bravo düşmanlar şu anda bitti diyor. Yani bir korku oyununda olmasını en son isteyeceğiniz şey budur galiba ya. Hani korku oyunlarının bir gerilim de vermesi gerekiyor ya, siz dikön üzerine tutması lazım. Bunu nasıl yaparlar mesela? Ne zaman düşman çıkacağını bilemezsiniz. O zamandan çok gerilirsiniz. Açık dünyada geliyorsun mesela, tekinsiz bir ortam var. Acaba şuradan düşman çıkar mı? Buradan üzerime bir atlar mı diye mesela bir gerginlik yok Alan Wake'de. Çünkü biliyorsun ki düşman sahneye girdiğinde oyun düşmanın nerede olduğunu gösterecek. Bak düşman çıktı diyecek. Bu tercih bana çok enteresan geliyor. Bilinçli yapılan bir tercih olduğu belli. Özellikle oyuncular böyle bu uğursuzluğu, gerginliği hissetmesinler diye yapılmış. Artık çok korkarsa kimse oyunu oynayamaz diye mi düşünülmüş, ne düşünülmüş bilmiyorum ama çok garip geliyor bana. Ama beni rahatlatan oyun bu değil ya, onu söyleyeyim. Ona adım adım gideceğiz. Arada başka oyunlar da var. Biz bu Game Pass'ten oyun bakmaya bir devam edelim. Bölüm 2. PC Game Pass'te oyun bakmaca. Mesela burada Alien Isolation da var. Ben bunu da oynamadım ama oynayacak yüreğim de yok şu anda yani. Çok istediğim bir şey ama şu an oynayamam abi. Anthem mesela tam böyle Game Pass'te oynayacak oyunlardan bir tanesi. Bence hani bir denenmeli. Hani oynanış mekanikleri falan güzel oyunlardan biri. Ama hikaye tarafında, oyun akışında falan istenilen seviyede değil. Onu biliyorsun. Anthem gibi oyunları EA Play vasıtasıyla oynayabiliyoruz bu arada. Game Pass içerisinde EA Play de var. EA Play'de bir kütüphane. Game Pass abone olduğunuz zaman otomatik olarak EA Play'de erişim hakkınız oluyor. EA Play de bayağı zengin bu arada. Star Wars Jedi Fallen Order gibi oyunlara da ev sahipliği yapıyor. Battlefield oyunları falan da var. Hatta Need for Speed de var lan. Bir Need for Speed de bakabilirim ha. Şöyle konsantre bir yarış oynamak güzel gelebilir. Klasik bir yarış oyunu. Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Halihazırda Game Pass'te Forza Horizon 5 gibi deli dehşet arcade yarış oyunları varken Need for Speed'e kim bakar derseniz ben bakarım ya. Hem Hot Pursuit güzel oyundu hem de böyle konsantre bir yarış oyunu. Bir de nostaljik hisler falan var işin içerisinde. Benim kafam dağılır oynarken yani, severim böyle oyunları. Ki bu oyunda mesela hız yapmak, sağınızdaki solunuzdaki araçları dağıtmak falan her şey gayet güzel hissettiriyor. Evet, yarış mekaniği anlamında biraz yaşı gelmiş oyunun. Araç dinamikleri, fizikleri falan böyle hissettiriyor kendini. Ben biraz yaşlandım abi dedirttiriyor ama yine de umarsızca sağa sola çarpa çarpa hız yapmak, düşmanları pistten dışarı atmak nefis.
Bir de oyunun her yarış bittiğinde böyle kanun kaçar gibi şu fotoğrafımı koyması beni bayağı güldürdü. Bu fotoğraf benim Electronic Arts hesabımda yüklü herhalde. Oradan çekiyor fotoğrafı da. Oğlum yani her yarıştan sonra da koyma lan, sinirim bozuluyor. Bu tip nedir ya? Oyun bakmaya devam. Tekrardan bir devam abi. Bir bakalım başka ne çıkabilir diye. Backbone. Geçen aylarda tavsiye ettiğim oyunlardan biriydi. Güzel bir macera oyunu. Children of Morta var. Çok çok popüler roguelike oyunlardan biri. Farklı karakterde, farklı yetenekte tipler var. İzometrik açıdan böyle hoş da gözüken bir oyun. Böyle roguelike oyunları seviyorsanız Children of Morta'da gideri olan oyunlardan biridir. Mesela Game Pass'in EA Play ile birlikte gelmesine en çok sevindiğim nokta şu Dead Space'leri tekrar oynama şansı oldu. Şimdi Dead Space'in remake'i yapılıyor ama ben tabii bilmiyordum remake'inin geleceğini. İlk Dead Space'i çatır çatır oynadım. Dead Space 2'yi de sonra çatır çatır oynadım. Böyle büyük prodüksiyonlu, güzel grafikli korku oyunlarının sayısı çok değilken şu devirde Dead Space oynamayan yeni nesil oyuncular varsa bak muhakkak oynayın, muhakkak. Dead Space dışında Evil Within de var Game Pass içerisinde ki bence Evil Within'in ilk oyunu benim Resident Evil 4'ten sonra oynadığım bu tarzdaki en iyi oyunlardan biri. Benim için en azından en favori oyun. Oyunu defalarca oynadım yani. Bir kere bitirdim, işte aradan birkaç ay geçti, bir daha oynadım falan, arada tekrar baktım etti falan. Ben bayağı severim Evil Within'in ilk oyununu. İkinci oyunu da çıktığında bitirmiştim ama tekrar oynayasım mesela geliyor, açıyorum, bir saat oynayıp kapatasım geliyor. Ne zaman böyle Game Pass'te oynayacak bir şeyler ararsam, aa Evil Within 2'yi bir daha bitirsem mi ya diyorum. Her seferinde yüklüyorum, her seferinde bir saat oynayıp sıkılıp kapatıyorum. Artık oyunun açık dünya yapısı vardı. İlk oyunda olmayan bir yapı bu. Tam açık dünya gibi değil ama biraz daha geniş alanlarda keşfettiğim bir şeydi. Çok iyi bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Herhalde o biraz sıktığı için oynayasım gelmiyordu. Bir saçma anım. Geçen abi Dishonored 2'yi oynayıp oynayamadığımı hatırlayamadım, tamam mı? Benim aklıma şey diye kalmış. Ya ben bu oyunu bir yerde yarım bıraktım diye kalmış ama niye bıraktım hatırlamıyorum. İlk Dishonored'ı çok severim bu arada. Bayağı severim. Deli gibi severim. Sonra bir tribe girdim. Dedim ki ben bu Dishonored 2'yi bitirmiş miydim, bitirmemiş miydim falan diye tekrar bir Game Pass'te görünce dedim ben bunu bir oynayayım. Girdim abi oyunu, oynadım işte böyle. Bir ilk bölüm tabii hatırlıyorum ilk bölüm falan. Sonra ikinci bölüme geldim. Oraları oynadım. Buraları da dedim hatırlıyorum, güzel. Demek ki dedim ben burada bırakmamışım oyunu. 3 4 5 6 derken oyunun son bölümüne geldim ve hala da oyunu hatırlıyorum. Anladım ki oyunu ben bitirmişim. Bu da böyle bir anım. Yani anlatmak istedim. Bazen o kadar çok kafa gidiyor ki işte. Bitirdiğim şeyi bıraktım zannediyorum. Neyse bir daha bitirmiş olduk. Bir şey olmadı. Oyun bakmaya devam. Dragon Age oyunları. Şu Dragon Age'i de kaç yıl sonra tekrar oynamak acayip eğlendirmişti ya. Inquisition da mesela. 2'yi çok sevmem ama Inquisition'da çok çok severek oynamıştım. 2014'te bu oyun orijinal çıktığında ben biraz burun kıvırmıştım bu oyuna. Çünkü etrafta bir sürü böyle Witcher 3 videosu falan dönüyordu. Witcher 3'ün videoları o kadar güzel gözüküyordu ki Dragon Age Inquisition açıp oynayasım gelmiyordu yani. Halbuki ne alakası var ya? Bir oyunun videosu güzel gözüküyor diye benzer türdeki başka oyunu niye oynamıyorsun ki? Saçma. Sonra oynadım canım. Hatta geçen sene mi ne oynadım? Onun da videosunu yapmış olmam lazım. Oyun bakmaya devam. Oğlum ne kadar çok Halo oyunu var ya. Şöyle bir bakınca insanın tekrar bir göz gidiyor. Hades de burada. Hades'in de Game Pass'e gelmesi çok çünkü. Kesinlikle bunu da tavsiye ederim. İzometrik roguelike seviyorsanız Children of Morta belki biraz eski gelebilir. Hades yeni bir oyun ve aksiyon anlamında çok coşkulu bir oyun yani. Tüm Halo oyunları burada. Ha, Hellblade de burada. Tabii nerede olacak? Hellblade burada olacak tabii. Yılın oyun ödülünü kazanan It Takes Two da EA Play vasıtasıyla Game Pass içerisinde. Tabii ben burada gösterdim oyunları neredeyse çoğunu oynadım. Hani böyle genelde geziyorum. Ha ben bunu oynadım diyorum. Bak bunu oynayabilirim diyorum. Arada böyle giriyorum bakıyorum işte. American Nightmares'da olduğu gibi. Oyun bakmaya devam. Bu nasıl bir oyun ismi ya? Bu nasıl bir isim? Geçen Twitter'da görmüştüm. Bu oyunu oynamadıysanız kaçırmayın diye biri paylaşmıştı. Öyle bir ismi var ki öyle unutmak imkansız. Ya da akılda tutmak imkansız. Artık hangisi bilmiyorum. Ancak oyunun içeriğini tam bilmiyordum. Şöyle bir görsellerine bakıp videolarını seyredince anladım ki Metroidvania kafasında 2D bir oyun. Güzel, ben de derim yani. Record of Lodoss War Deep Lead in Wonder Labyrinth. Yoruldum lan. Vallahi söylerken yoruldum. Ben bunu bir daha söyleyemem bu video içerisinde. Ben buna Didlit diyeceğim. Didlit. Didlit. Güzel. Ana karakterin ismi zaten Didlit. Cuk oturur yani. Efendim görmüş olduğunuz Didlit iyi işleyen bir 2D Metroidvania oyunu. Aslında esin kaynağı efsanevi Castlevania oyunu. O taraftan bayağı bir öykünerek yapmışlar ama modern yeniliklerle, dokunuşlarla birleştirmişlerdi. O yüzden türü sevenler için oynaması çokça keyifli bir iş çıkmış ortaya. Siz de Metroidvania türü seviyorsanız kesinlikle bakın. Çok çok uzun bir oyun değil ama keyifli saatler geçirirsiniz. Metroidvania türüne yabancıysanız da bakabilirsiniz bu arada. Güzel bir giriş oyunu olur. Metroidvania dediğimiz tür de aslında kabaca bir harita içerisinde yeni eşyalar bulup bulduğumuz eşyalarla daha önce kapalı olan patikaları açtığımız oyun türü. Çok kaba özeti. Gezinmek, keşfetmek, keşfederken gezinirken düşmanları ekarte etmek, gelişmek, seviye atlamak da amaçlarımızdan biri. Oyunda bol bol silah var. Hem yakın dövüş silahlarımız var, hem büyülerimiz var, hem farklı yeteneklerimiz var, uzak menzilli silahlarımız da var. Yani çeşitlilik açısından zengin. Ben türün hastası bir insan değilim ama oynarken eğlendim, keyifli vakit geçirdim. Oyun bakmaya devam. Ben bu videoyu çektiğimde henüz eklenmedi ama haberi çıktı. Mass Effect Legendary Edition geliyor abi. Bak bu müthiş haber. Mass Effect'in orijinal üçlemesi var zaten halihazırda Game Pass'te ama Legendary Edition biliyorsunuz bu orijinal üçlemenin remastered hali. Şu videoyu seyrettiyseniz Mass Effect
Legendary Edition'ı ne kadar sevdiğimi görmüşsünüzdür. Eşine benzerine az rastlayabileceğiniz yapıda bilim kurgu oyunlarından biri. İlk oynanması bir tık böyle eski hissettirebilir. Hani yaşı gelmiş belli ediyor ilk oyun çünkü. Ama 2 ve 3 çok keyif vermişti bana. Muhakkak bir numaralı tavsiyem olur yani. Game Pass'ta bugün ne oynasam diye sorana ilk tavsiye edeceğim şey Mass Effect Legendary Edition geldiği gibi oynayın olur. Oyun bakmaya devam. Aaa! One Piece Pirate Warriors 4 var. Oha çok iyi. Ben bunun PC'de olduğunu bilmiyordum. Ben sadece konsola çıktı zannediyordum bunu. Bak bak Pillars of Eternity'ler burada. Lan bunlar da ne güzel izometrik. İlk oyun çok bayılmamıştım ama ikinci oyunu aşık ola ola oynamıştım ya. Çok hoşuma gitmişti. Ama ilk oyunu oynamadan da ikinci oyun bir tık anlamını kaybediyor. O yüzden ilk oyunu oynayıp ikiye öyle girmenizi tavsiye ederim. İzometrik RPG seviyorsanız veya merak ediyorsanız bakın bunlara. Haa Rage 2. Çok ses getirmemiş ama beklediğimden daha iyi çalışan bir FPS oyunuydu. Scarlet Nexus. Çok hoş bir aksiyon RPG. Zaten ben oynadım oyunu yani. Rico'da da demiştim. Aksiyon macera oyunuydu bu da. Shadow Warrior 2. Bak Shadow Warrior 2 de Game Pass sayesinde bir 2 saat 3 saat oynamıştım yani. Hızlı bir FPS oyunu. Serious Sam 4'te yan yana gelmeleri de güzel olmuş. Serious Sam 4 biraz daha old school bir FPS oyunudur. Hatta Serious Sam 4'ü ben oynamadım, onu deneyebilirim aslında. Deneyeyim lan. Aksiyon fırtınası Serious Sam 4. Merak ettiğim bir oyunu. Çok böyle sevdalısı değilim Serious Sam serisinin ama elimde varken niye oynamayayım? Çatır çatır aksiyondan başka hiçbir şey düşünmediğiniz bir oyun Serious Sam 4. Benim için hiçbir zaman çok özel bir seri olmadı ama sevenleri var biliyorum. Bayağı çılgın FPS sever arkadaşlar bu oyunu tutuyorlar. Devamlı bana da tavsiye ediyorlar. Ve en sonunda oynadım. Evet, yapmaya çalıştığı şeyi yapan bir oyun var. Ha babam aksiyonu veriyor. Bu tarz çılgın aksiyonları sevenler için güzel bir alternatif. Özellikle eski tarz bir FPS oyununu modern şekilde denemek isterseniz kesinlikle bakın. Oyun bakmaya devam. Tetris Effect. Tetris Effect. Tetris benim için özel oyunlardan biridir ama Tetris Effect'i hiç oynamadım. O zaman Tetris Effect'i oynayalım. Bölüm 3. Ve beni rahatlatan o oyun. Tetris Effect. Hangi dönemde tam hatırlamıyorum ama akıllı telefonlar çıkmadan önce elindeki telefonda bir Tetris oyunu vardı. Ben öyle çok mobilden bir şeyler oynayan bir oyuncu değilim. Hani yılan falan bile oynamazdım o zamanlar. Sıkılıyordum öyle oyunlardan. Fakat bir gün bir yerde sıra bekliyorum abi. Uzunca bir sıraydı. Telefondan internete girme şansımız da yok tabii sıradan beklerken. Gittim böyle telefonda gezinirken Tetris'i gördüm, açtım. Maksat şey biraz oynayayım, zaman geçsin, sırada beklediğimi unutayım. Başladım oynamayı derken o birazcık bekleme oldu mu sana bir saat. Tüm sıra bekleme anında Tetris'le vakit geçirip inanılmaz da keyif aldım. İşte o noktadan sonra bende bir ışık yandı ve bir alışkanlık oluştu. Bir yerde 5 dakika boşta kalsam bile açar Tetris oynar hale geldim. Şimdi de hepimiz bunu yapıyoruz yani biliyorsunuz. Böyle bir yerde boşta beklediğiniz anda açıp sosyal medyaya dalıyoruz ya da bir oyuna falan bakıyoruz. Hani kimse boş boş oturmuyor artık, telefona direkt dalıyor. İşte bende bu alışkanlık ilk olarak o akıllı telefonların olmadığı dönemde Tetris'le başladı. Birkaç ayda ciddi bir şekilde bu durum devam etti yani. Bayağı hızlı oynamaya falan başladım hatta oyunu. Her yerde her şekilde her türlü ortamda oynadım ama dikkatinizi çekerim, hiçbir zaman gideyim de Tetris oynayayım demedim. Oyunu oynama anım hep bir şeyleri beklerken oldu. Bir arkadaşımın gelmesini beklerken oynadım, sinema saatini beklerken oynadım, Ramazan pide kuyruğunda oynadım. Yani hep bir bekleme esnasında açtım. Ama bir noktadan sonra ne olduysa artık telefonumu değiştirdim, bir şey mi oldu, ne oldu bilmiyorum, Tetris oynamayı bıraktım. İşte o günden bugüne de artık kaç yıl geçti tam bilmiyorum ama temizinden bir 10 yılı vardır diye düşünüyorum. Elimi hiç Tetris'e sürmedim. Ta ki Game Pass'te bu oyunu görene kadar. Evet, Tetris Effect'in çıktığından haberdardım. Ama artık bir şeyleri beklerken sosyal medyada takıldığım için hiç oyunu merak edip de alasım gelmedi. Ama o an geldi, ismi gördüm. Ne olacak ki oğlum, bir indirip bakarsın dedim. Oyunu indirdim ve yemin ediyorum çok özlemişim be. Ama o kadar eğlendim, o kadar rahatladım ki. Bir de oyunu klasik Tetris'lerden farklı olarak biraz da müzikli bir ritim oyununa çevirmişler. O müzikler, o gelen bloklar derken ruhum arındı ya. Oyunun böyle çok uzun sürmeyen kısa bir campaign modu var. Onu oynadım, 4-5 saat bile sürmedi galiba ama yani her saniyesi beni böyle pamuk gibi yaptı. Meret zor da bir oyun aslında ha. Gittikçe inanılmaz zorlaşmaya başlıyor. Özellikle benim gibi paslanmış Tetris oyuncularını fena tokatlıyor ama yine de olsun ya. Gerçekten çiçek gibi oldum ya. Her akşam böyle girip gece yatmadan önce bir saat Tetris oynamak çok iyi geldi bünyeme. Oyun çıktığında şans vermediğimi, es geçtiğimi üzüldüm. Biraz da kendime kızdım yani. Tetris'in üzerimdeki etkisini hafife almışım. Cidden oyuna girerken düşüncem şuydu. Aman sarmaz zaten, 10 dakika oynar bakar çıkarım. Ama oyuna girer girmez 3-5 saniyede direkt oyun beni içine çekince ağır bir dumur yaşadım. Bölüm 4. Kapanış. Genel olarak Game Pass'i nasıl kullandığıma dair bir örneği sizlerle paylaştım. Özellikle böyle farklı türlerle, tarzlarla oyunları denemek isteyen ancak bunların her birine ayrı ayrı bütçe yetiştirmekte zorlanan insanlar için muhteşem bir platform. Aslında kısaca PC'de oyun oynamayı seven herkes için muhteşem bir platform bence yani. Ne amaçla oyun oynarsan oyna, bu platformdan fayda sağlamana imkan yok. Bu videomuz Game Pass'in destekleri ve sponsorluğu ile hayata geçmiştir. Normalde zaten Game Pass bahsettiğimiz, devamlı ağza aldığımız sistemlerden biri. Çünkü Türkiye'de gerçekten de en rahat oyuna ulaştığın yer. Fakat bu kez özel bir video hazırlama şansımız da
mutlu oldu kendisine. Aslında böyle bir liste falan mı yapsam diyordum hani farklı tarzlarda, farklı türlerde ne oynanabilir diye, ama daha sonrasında dedim ki ya ben bu platformu zaten kullanıyorum. Nasıl kullanıyorsam ona göre bir video yapayım. Yoksa burada bahsedilecek bir sürü ana akım oyun var. Bunları biliyorum ama hepsini zaten konuştuk daha önceki videolarda. O yüzden ben bu ana akım oyunları oynamak dışında Game Pass'in bana nasıl fayda sağladığını da göstereyim istedim. Umarım bundan sonraki süreçte de Game Pass böyle tam gaz devam eder. Kütüphanelerine yeni oyunlar eklerler. Hani bilmeyenler için not düşeyim. Bu kütüphaneye devamlı yeni oyunlar ekleniyor. Sosyal medya hesaplarından hangi oyunların geleceğini duyuruyorlar. Oradan takip edebilirsiniz. Tabi zamanında olan bazı oyunlarda kütüphaneden çıkışını gerçekleştiriyor. Onu da önceden öğrenebiliyorsunuz. Yani hareketli bir platform, bilginize. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz.